Arkadaşlar merhabalar bu videomda ÖSYM nereden nereye üçgenler serisinde soru çözümü kısmındayız. Bu videomda üçgende alan konusuyla ilgili son 10 yıl içerisinde ÖSYM'de çıkmış soruların benzerlerini çözeceğiz. Ve benzerlerini çözdükten sonra da videonun sonunda son 10 dakikalık kısmında ya da son 7-8 dakikalık kısmında üçgende alanla ilgili ÖSYM neredeymiş, nereye gitmiş bunun yorumunu yapacağız. Hatta Nereye gidebilir yorumu da geliyorsa onu da yapacağız arkadaşlar. O yüzden sizden tavsiyem size tavsiyem e, zamanınız değerli. Bence ilk ilk etapta bu videonun altındaki linkten e, bunun pdf'ini indirip kendiniz çözün. Yani çözebildiğiniz soruları burada incelemenize gerek yok. Vakit kaybı bence. E, Hocam çözümlere nereden ulaşacağız diye soracak olursanız da aynı linkte çözüm pdf'i de var. Baktınız çözümden anladınız. Hiçbir şekilde soruları izlemek zorunda değilsiniz. E ondan sonra soruları bu şekilde yazmamdaki amaç zaten benim sırasıyla yazmamdaki amaç. Öğrenciler de kendi gözleri de görsün. Çözerken de hissetsin. ÖSYM daha önce neredeymiş, nereye gitmiş mantığını öğrenci de kendisi de yakalayabilir zaten. Tabi son 10 dakikalık kısımda biz kendi yorumumuzu da katacağız. İzlemek isteyenler son 10 dakikalık kısmı izleyebilir. Tabi ben soruları çözemeden yapamıyorum biliyorsunuz. Çünkü bazı öğrenciler illa da video, illa da video diyor. Haydi bakalım çekelim şunların videosunu. Birinci soruyla başlayalım gençler. 2014 LYS sorusuymuş. Üçgende alan sorusu arkadaşlar. Bakalım. Ne var burada? Hocam paralellik var. Bir de ne var? Oran var. Aa, burası 2A. Evet. BD uzunluğu 2A'ymış. Burası da A'ymış. E hocam paralel ya bunlar. O zaman burası B ise burası nedir? 2B. İki paralel doğru arasında bir üçgen varken ne yapıyorduk? Alan kaydırma. Önemliydi. Farklı farklı türlü de yapabilirsiniz. Ama ben alan kaydırmayı çok önemsiyorum. Önemli. E, i̇ki paralel doğru arasında tabanı sabitliyoruz. Tepe noktasını istediğimiz yere oynatabiliyorduk. Alan değişiyor muydu? Hayır. Aldım bunu en köşeye. Buraya çektim. Evet yeni tabanımız. E, taban yine aynı. Yeni tepe noktası burası. Olacak şekilde... Üçgen oluşturacak olursak eğer hoppala cuppala hocam şu üçgenin alanı eski üçgenin alanıyla aynı mı? Aynı. Evet burası 6 iken burası da ne oldu? 6 oldu arkadaşlar. Onu bir siyah kalemle göstereyim isterseniz. Evet şimdi alan dağıtabilir miyiz? Oranlamalar da var burada. 2A'da kalan 6 ise A'da kalan kaç yapar? 3 yapar. B'de kalan 3 ise 2B'de kalan 6 mı diyeceğiz? Hayır dikkat. B'deki alan ve 2B'de kalanı incelerken 2B'deki şurada kalanı bulmaya çalışıyorum. Tepe noktasının B olması lazım. O yüzden B'den de oraya kadar geleceğim. B'de kalan kaç arkadaşım? 9. 2B'de alan kaç olacaktır? 18 olacaktır arkadaşlar. E o zaman kaç yaptı arkadaşlar? ABC üçgeninin alanı. 18 burada 9 burada. Toplamda kaç yapıyor o zaman? 27 birim kare yapıyor sevgili gençler. Evet, LYS'de sorulmuş bir soru. Birinci sorunun cevabı 27 yaptı. Geldik ikinci soruya. Hmm. Hocam 90'lar iki fazlaysa alfa beta. Dal bakayım alfa ya. Ne oldu? Kaldık değil mi? Yapamıyoruz değil mi? Maalesef. Bakalım neler verilmiş. Önce verilenlere bakalım. Hocam şöyle yaparız. Buraya alfa, buraya beta desek vallahi kaldık. Hiç alfa giremiyoruz arkadaşlar. Ne bu üçgende, ne bu üçgende, ne de büyük üçgende herhangi bir şekilde alfa beta geçişi olmuyor maalesef. Maalesef. O zaman bakalım. AD ile BD birbirine eşit verilmiş. Şu eşitliği niye verdi sen? AD ile BD. A hocam ikisi kenar vermiş. Hemen bir yükseklik çizeliriz diyebilirsiniz. Ne işine yaradı? Taban mevcut mu? Değil. Değil mi? Bir işimize yaramadı. Taban iki eş parçaya bölmesi falan. Hocam bunlar paralel değil. Burası 90. Burada burası 90. Burası 90 olsaydı paralelliği kullanırdık en azından. Öyle ezbere iş yapmayalım o zaman. Soruyu okumaya devam edelim. Soruyu yönlendirsin bize. AE uzunluğu K iken EB'nin uzunluğu 3K verilmiş. Evet burası K iken burası 3K verilmiş. Başka ne var burada? AD ile BD birbirine eşit verilmişti zaten. Bu bir daha yazılmış. Neyse şunu sileriz fark etmez. E, AC uzunluğu 16, EF uzunluğu X. Hmm, EF uzunluğu X, AC uzunluğu da 16. Ne yapacağız burada? Ya burada alfabeteye giremiyoruz. Dik üçgen yok. Pisagor yok. O yok. Bu yok. Şu yok. Benzerlik. E benzerlik deyince o da yok. Ne yapacağız? Beni şu şu ifade bakın. Şu ifadeye baktığın zaman. Hocam şu uzunluk y diyecek olursam burası da y. Y tabanına ait yükseklik var. Alana itti biraz. Yani o yok bu yok şu yok. Benzerlik benzerlik de yok. E hiçbir konu kalmadı. E üçgen sorusu bu. Ne yapacağız hocam? Açı ortayda yok. Kenar ortayda yok. E zaten bir tek alan kaldı diyebiliriz. Ama alanı da şöyle de hissedebiliriz. Tabana ait yükseklik olduğundan dolayı benzerlik de olmadığından dolayı ne var burada? Hocam büyük ihtimal üçgenin alanından bahsedecek ama bu tabana ait yükseklik var ya burada bu tabana ait şunu oluşturmalıyız. Üçgeni oluşturmalıyız değil mi? Evet oluşturabiliriz o zaman. E hocam aynı şekilde bu 16'yı nasıl kullanacağız? Pisagorda kullanamıyoruz ama dikkat edersen Y tabanına ait yükseklik burası. Büyük üçgenin alanında da orayı yazabiliriz. Hocam oranlamalar. E, oranlamalarda belli artık arkadaşlar. K'da kalan A ise 3 K'da kalan 3 A değil midir? alan olduğu istedikten sonra oranda varsa ne yaparız? Alan dağıtırız. E K'da K A ise 3 K'daki 3 A. A hocam şu alan belli. A alanı nedir? Y çarpı X bölü 2 elimizde bulunsun. Hocam şeye bakalım bir de. Tüm alana bakalım bir de. Şu alana bakacak olursak da. Çünkü burada 4A alanı var arkadaşlar. Hemen yazalım onu. 4A alanı ne eşit? Y tabanına ait yükseklik 16. Y çarpı 16 bölü 2'ye eşit. E hocam burada A yerine Y çarpı X bölü 2 yazabiliriz. Yaz bakalım. Ee, 4 çarpı a yerine y çarpı x bölü 2. Y çarpı x bölü 2 yazdığımda bu da y çarpı 16 bölü 2'ye eşitmiş. Geldik burada a yerine sadece bunu yazdık. Y'ler nanay. Bölü 2'ler nanay. A 4 x eşittir 16. X de buradan kaç geldi o zaman? 4 geldi. Biraz zor bir soruymuş değil mi arkadaşlar? Evet. Biraz zor gibi gözüküyor. Ama düşündüğünüz zaman mantık kurduğunuz zaman yine yapılabilecek bir soru. Yapılamayacak bir soru değil aslında şöyle baktığımız zaman. Evet ikinci sorunun cevabını böylelikle ne bulduk arkadaşlar? 4 bulduk. Geldik 3'e. LYS 2016 benzer sorusu. vallahi hocam alfabetaya dalasım geldi benim ama direkt şeye bakalım neler verilmiş öncelikle. Şu bir dikdörtgen verilmiş eyvallah. AEF'nin alanını 27 vermiş. Dikdörtgenin alanını 36 vermiş. Ya dikdörtgen içinde de alabilirdim bu konuyu da. Yani çoğun... Bu üçgene yakışır bir şey bence. Ne derler ona? Üçgene yakışır bir Soru bence arkadaşlar. O yüzden burada aldım. Normalde dikdörtgen içerisinde dikdörtgen konusunun içerisinde de yapabiliriz. Neyse. Bu alanı da 36 vermiş. Hmm, ben bunu nasıl kullanacağım? Benden ne isteniyor arkadaşlar? Şuradaki x alanı isteniliyor. Hocam acaba bunlara dik kenarlara böyle sayısal değerler mi yazsak? Yok. Yazmayacağımız belli. Niye? Ya yazarak belki yine çıkar. Çıkar. İşte benzerlikler uygularız. Ona göre değerler yazarız falan filan bir şeyler çıkar. Mutlaka çıkar ama o zaman bilinmeyen sayısı sanki çok fazla olacak. Şu tarafa yazsan AA, bu tarafa yazsan BB, bu tarafa yazsan CC olacak mesela. Yani 3 bilinmeyen, 2 bilin hadi 2 bilinmeyen olsa yine bir şekilde halledilebilir. Bir şeyler yazılabilir. E ne yapmamız lazım hocam? Şu 36'yı kullanalım. Dikdörtgen olmasını kullanalım. Hocam şöyle köşegen çizince 36'yı iki eş parçaya bölmüyor mu? Bölüyor. E o zaman burası kaç oldu? 18 oldu. Hocam burası da 18 oldu. Aa çok güzel bir şey çıktı. Hocam 27 alanı burada 18 alanı burada. E bu alanlar oranı tabanlar oranına eşit değil mi gençler? Evet. O zaman 27 bölü 18. 9'a bölsen 3, 9'a bölsen 2. Burası 3A iken burası 2A olmaz mı? Olur. Ha ne çıktı burada? Dikkat edersen hocam şunlar da birbirine paralel. 3'e 2 oran var burada. O zaman burada da 3'e 2 oran olacak. Burası 3 ise burası da 2 a. Aa hocam şununla da şu birbirine paralel. 2'ye 3 oran var. 2'ye 3 oran olacak. O zaman burası da 2B ise burası da 3B olacaktır arkadaşlar. E şimdi x alan isteniyor benden. 3B'de kalan 18 ise 6 katı. 6 katı o zaman x alanında kaç yapacaktır? 12 yapacaktır. Üçüncü sorunun cevabı böylelikle 12 oldu. Geldik dördüncü soruya. Hmm. Pisagor bandısı hocam 16-18. Ya Pisagor'dan burayı bulsan ne? Bir işine yarayacak bir Yaramayacak. Hiç yapma o zaman. İşine yaramayan yani özel bir üçgen yoksa işine yaramayan pisagorları uygulama. Neyse devam edelim. 16-18 verilmiş. Şekilde verilen ABC üçgeni CE ve AD doğru parçalarıyla eşit alanlı 3 üç, üçgene ayrılmış. Eşit alanlı 3 üç üçgen. He, eşit alanlı 3 üç üçgense hocam burada kalan da A ise burada kalan da A'dır. Burada kalan da A'dır anlamı çıkıyor. A burada alanlar eşitse Bunlar birbirine eşit midir? Evet. Hatta 90'dan gelmiş 90'dan çizilen kenar ortay muhteşem üçlü oldu mu? Oldu. Peki başka ne var burada? Bu A alanını kullanayım. Hocam buradaki A alanına baktığın zaman tepe noktası A'ya kadar gidiyor burada. Bir de ne var burada? Hocam şurada da 2A var. Tepe noktası A olduğunda. A'ya 2A. 1'e 2 oran olacak. O zaman burası ense burası iken midir? Evet. Yani çok güzel bir soru. 3 n eşittir 18 ise n buradan kaç yaptı? 6 yaptı. Burası kaç yaptı? 12 yaptı. A 12 16 23 kere. O zaman burası da 10 çıktı. Burası da 10 çıktı. Burası da 10 çıktı. Muhteşem üstünden dolayı o zaman arkadaşlar. Yani x'i kaç bulduk? 10 bulduk. Çok güzel bir soru ya. Ben bunu çok seviyorum. ÖSYM böyle çizgilerle eşit alanlı parçalar bölmesini çok soruyor. Hatta dörtgenlerde de sordu. Ve sormaya da devam edebilir. Gerçekten güzel sorular bunlar böyle arkadaşlar. Dörtgenlerde de bu tür sorulara şahit olacaksınız zaten. Evet dördüncü soruyu 10 bulduk geldik beşinci soruya. İkizkenar üçgen ABC, ABC ikizkenar üçgen. Hmm. BCD de dik üçgen. Eyvallah. ABC ABAC 21. Hocam burası da 21, burası da 21. Şöyle ikizkenarlığı ben isterseniz şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu kırmızılarla şöyle göstereyim. Hocam x kenar 21 21 hemen tabanına ait yüksekliği çizesimiz geldi. Ama tabanla alakalı bir şey yok da durusun bakalım. Ee, ABC AB 21 eyvallah. Bir şey vermiş burada. Yukarıda verilen ABC üçgenin alanı. BCD üçgenin alanının kaç katıymış? Arkadaşlar şu üçgenin alanının kaç katıymış? 3 katıymış. Yani burada kalan A iken burada kalan 3 A'ymış. E, dikkat ederseniz burada ne var? Hocam her ikisinde de bir taban ortak. Ha, o zaman burada bu tabana ait yüksekliği çizeceğim. Tabanları aynı olan üçgenlerde yüksekleri oranı yüksekleri oranı alanlar oranına eşit olmaz mı? Olur. Sonuçta bunun alanı A iken bunun alanını kaç vermiş? 3A vermiş. O zaman bunun yüksekliği bunun yüksekliği de ben burada H dersem bunun yüksekliği bak işin içine yükseklik girdi. O zaman burada yüksekliği çizeceğim. Bunun yüksekliği kaç olmalı arkadaşlar? 3H olmalı. Evet burası 3H oldu. Hatta bu tabanı 2 eşit parçaya böldü. İkiz kenar olduğundan dolayı. Hocam bu tabanı iki eşit parçaya böldü. Şununla da şu paralel ya. Şurada da bir orta taban çıktı. H H bölü 2 diyebiliriz. Ya H bölü 2 ile uğraşacağımıza biz buraya direkt 2H desek daha güzel olmaz mı arkadaşlar? Direkt şu yüksekliğe 2H desek. O zaman burada yükseklikler oranı 3 katı olacak ya. O zaman şurası bütün yüksekliğimiz 6H mı olacak? Evet. E burası 2 haşsa burası da H oldu. Burası haşsa buraya kaç H kaldı? 5H kaldı. Şimdi bizden ne istendi? X. Ha X. Bu doğruya yoğunlaşacağım. Bu doğrunun uzunluğu belli. 21. Bu doğruya yoğunlaşacağım. Var mı bir şey? Var tabii ki. Şununla şu paralel mi? Paralel. Zaten sonuca ulaşamadıysanız en son bulduğunuz değere odaklandığınız zaman bir şeyler yakalarsınız. Hocam Bak biz burada h bulduk 5h bulduk. E bunlar da birbirine paralel. Şurada bir kelebek çıktı mı arkadaşım? Çıktı. Kelebekteki oran kaç? 5'e 2. O zaman burası 5 burası 2n'dir. Toplamda 7n eşittir 21 ise n'i de buradan 3 buluruz. X de 5n olduğundan dolayı o da kaç çıktı? 15 çıktı arkadaşlar. Evet güzel bir soru. Bu da hoş sorulardan biri. Ha, zor mu? Ya, soruyu zor yapan neydi arkadaşlar? Soruyu zor yapan neydi? Bir sorunun içerisinde birden fazla kazanım olması soruyu zor yapıyor. Burada da baktığımız zaman hocam orta taban var. Kelebek benzerliği var. E, İkisi kenarın özelliği var. Üçgende alan var. Dört tane birden kazanım var. O yüzden eskiden LYS'de sormuşlar bunu arkadaşlar. Ha, şimdi yeni nesil de, e, şeyde ee, yeni sistemde de yine bu tarz soru gelebilir tabii ki. Çünkü üçgenleri artık TYT'de soruyorlar biliyorsunuz. TYT'de de seçici olacaklarsa böyle bir soru da sorabilirler. Çok fazla kazanım olduğu için bu soru zor gibi gelir ama basamak basamak verilen bilgileri kullandığınız zaman soru adım adım kendisi sonuca doğru yaklaşıyor zaten. Evet 5. soru güzel bir soruydu. O da ne çıktı cevabı? 15 çıktı arkadaşlar. Geldik 6. soruya. E eşkenar üçgenlermiş bunlar. Burayı da 32 olarak vermişler. Madem eşkenar üçgenler, ABC ve EBD, B'de B, hemen açıları yazalım. Eşkenar üçgenlerdeki en büyük hatamız bu açıları yazmamak. 60 60 60 hatta 60 90sa burası da 30, burası da 30 oldu. E hocam bu da eşkenar üçgenmiş. E bu da 60, bu da 60. Bura 60 olacak. Burası da 30 oldu. E burada 30 60 90 üçgen çıktı. 90'ın karşısı 32. 32 verilmiş. 32'den başlayalım. 90'ın karşısı 32 ise 30'un karşısı 16'dır. O zaman burası 16 köküçtür. Hocam burada da 30 60 93 kere 90 üçgeni var. 90'ın karşısı 16 kökü 30'un karşısı yarısı 8 kök 3. Değil mi? Ee, 60'ın karşısında da 30'un karşısındakinin kökü katı. Yani 8 kökü 3'ün köküç katı kaç yaptı? 24 yaptı burası. Hocam 90'ın karşısı 24 ise 30'un karşısı burası 12'dir. 60'ın karşısı da 12 köküçtür. Taralı alan isteniliyor bizden. O da 12 çarpı 12 köküç bölü 2'ye eşittir. Yani alan taralı alan kaç yapıyor? 72 kök 3 yapar arkadaşlar. Evet. Aslında bir eşkenar üçgen sorusu ama alan sorulduğu için alan konusunun içerisinde alıyoruz. Bu da 2017 LYS'nin LYS içinde sorulan bir soru arkadaşlar. Dedik ya zaten ne dedik? Alan. Sadece alan konusu olmaz. Alan bütün konunun tekrarıdır diye hep söyledik arkadaşlar size. Geldik 7. soruya. 7. soruda da ne demiş arkadaşlar? Bakıyoruz ABC üçgenin alanı BD üçgeninin alanının 5 katıymış. Ha, ABC üçgeninin alanı BDE üçgeninin alanının 5 katıymış. Üçgenin alanı üçgenin katıymış. Çok farklı yollarla yapabilirsiniz. İsterseniz orta tabanla da yapabilirsiniz bu soruyu ama hem bu üçgeni hem de büyük üçgenden bahsettiği için benim direkt aklıma şey geldi. Benzerlik alan ilişkisi geldi. İki üçgen var. Çünkü 90'lar 2'den fazlaysa alfabeteye dalarız biz. E hocam burada bu alan A iken tüm alanı kaç vermişler? 5 katı olarak vermişler. 5A olarak verilmiş. O zaman benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit değil miydi? Evet. O zaman alanlar oranının karekökü de benzerlik oranına eşittir. Buraya 4A yazmama gerek var mı? Yok. Zaten bu üçgenin alanı ve büyük üçgenin alanından bahsetmiş. Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşitse o zaman alanlar oranının karekökü de yani 1 bölü kök 5 de neye eşittir? Benzerlik oranına eşittir. Madem benzerlik oranı 1 bölü kök 5. O zaman burada 90'ın karşısı 4 ise 90'ın karşısı kök 5 katı olmaz mı arkadaşlar? Olur. Yani burası kaç yapıyor arkadaşlar? 4 kök 5 yapar. Çünkü 1'e kök 5 var. 90'ın karşısı 4 ise 90'ın karşısı 4 kök 5'tir. E artık burada Pisagor'dan şu uzunluğu bulabilir miyiz arkadaşlar? Buluruz tabii ki. Şurası da 8 olduğundan dolayı 8 var 4 kök 5 var. E 1 2 kök 5 üçgeni hocam. O zaman buradaki x'i de kaç buluruz? 4 olarak buluruz arkadaşlar. Niye? Ee, 1, 2, kök 5 küçüğün kök 5 katı çünkü ondan dolayı ya da Pisagor bağıntısından da bulabilirsiniz ama 1, 2, kök 5'e de alışkınsınız arkadaşlar. Evet 7. soruda böylelikleri çıktı arkadaşlar? 4 çıktı. Güzel bir soru. Kolay bir soru. Farklı yollarla da yapılabilir tabii ki. Geldik. LYS 2017 benzer sorusuna arkadaşlar. Şimdi ne de verilmiş? Arkadaşlar şunda şu paralel verilmiş. Paralel doğruların üstünden şöyle bir geçelim. Şunlar paralel. Bir de şununla da şu birbirine paralel verilmiş. O paralel doğruların üstünden de geçelim de daha rahat fark edebiliriz bazı şeyleri. Aa hocam şunlar paralel. Bunlar da paralel. Şurada bir paralel kenar çıktı diyebiliriz. 4 ise 4, 8 8 diyebiliriz. Ya da hocam şunlar birbirine paralel. Şuradaki üçgende bir orta taban çıktı. Bunlar eşit olduğu için. Bu da eşit olacak o zaman. Yani burası da kaç oldu o zaman? 8. Hocam şuradaki üçgende de bir ort taban var o zaman. Şunlar paralel bunlar eşitse bunlar da birbirine eşit olmak zorunda. O zaman burası da 4 yaptı. E ee, Başka ne var burada? Hocam bunlar paralel. Burası da 90 derece. Olay bitti. Bizden ABC üçgenin alanı isteniyor. ABC üçgenin alanını bulmak için şu kenarları bulursak olay bitti. Şu ort tabandan dolayı bu, bu arada burası 4 ise burası 8 değil mi? Evet. Şu kenar lazım bana tamamı. Hocam burası 4 ise şuradaki paralel kenardan dolayı burası da 4 diyebiliriz. Ya da paralellikten dolayı 2'ye 1 oran var. 2'ye 1 orandan dolayı 4 yazabiliriz buraya. Hocam burası da 90. Pisagor bağıntısı ya da 90'ın karşısı 8, 30'un karşısı 4'tür. O zaman 60'ı karşısı da direkt 4 köküç yazabiliriz. Ya da Pisagor'dan da bulabilirsiniz. Hocam o zaman burası da 4 köküç. Burası da 4 köküç. Toplamda kaç yaptı? 12 köküç yaptı. E o zaman olay bitti mi gençler? Bitti. Niye? Dik kenarlar belli. Bir kenar 12, diğer kenar 12 kök 3 bölü 2. Yani dik kenarlar çarpımının yarısı bize cevabı verecektir. O da 72 kök 3 olarak bulundu arkadaşlar. Evet 8. sorunun cevabı böylelikle 72 kök 3 yaptı. Ve böylelikle 2017 2018'e kadar olan kısmı halletmiş olduk arkadaşlar. Yani en son 2017'den sonra 2018 yeni nesil geliyor ya. Ama 2018'de soru gelmiş mi gelmemiş sadece 2021'de bir alanla alakalı. O da tam alan değil. Yani konunun içerisinde alan var sadece. Tam alanla ilgili bir soru burada soramamışlar arkadaşlar. Ee, bayağı bir şey içinde sormuşlar. Öncelikle ben şunu söyleyeyim. Soruyu çözdükten sonra söyleyeyim isterseniz. Soruya bir bakalım okuyalım ne diyor. 2021 TYT sorusunun şeyi arkadaşlar. Bir ABC üçgeni ve bu üçgenin BC kenarı üzerinde alınan bir o zaman ABC üçgeni çizelim arkadaşlar. hemen çizelim ABC üçgenini. ABC ABC üçgenini çizelim. Çizdik. A, B ve C üçgeni çizdik. Ve BC üzerinde alınan bir D noktası diyor. Şuradaki bir D noktasından bahsediyor. İle ilgili aşağıdaki 4 ifadeden ikisinin doğru, ikisinin yanlış olduğu biliniyor. Hmm. Sadece ikisi doğru olacakmış. ikisi yanlış olacakmış arkadaşlar. Buna göre bu üçgen için doğru olan ifade aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor bize. Şimdi arkadaşlar bakalım. Ne diyor? Bakalım arkadaşlar bir doğruysa atıyorum. Bir 90 derece ise. Ya yani bir doğruyken. Acaba 1 2 mi 1 üç mü 1 4 mü? Onları bir şey yapacağız arkadaşlar. Hepsini inceleyelim. Eğer bir sağlanıyorsa iki de sağlanırsa eğer şu AD'yi çizdiğimde e, BD ile DC birbirine eşit çizdiğimde pardon daha doğrusu bir de BD ile DC birbirine eşit olursa o zaman BD ile AD de birbirine eşit olur. Arkadaşlar şunu şöyle çizdiğimiz zaman 90'dan çizilen kenar ortaya muhteşem üçlü sağlanır mı? Sağlanır. Ne oldu o zaman? E, o zaman BD ile AD de eşit oldu hocam. Bu sağlanırken bu sağlandı. Sadece ikisinin doğru. Diğer ikisinin yanlış olmasını bekliyorduk biz. Hocam bu ikisi sağlandı. Bu da sağlandı. Hatta bunlar eşit olduğundan burada kalan da burada kalan da birbirine eşit olmuş oldu. He, o zaman hepsi birden sağlandı. Eğer bu ikisi sağlanırsa olmaz. O zaman şunları şöyle bir silelim bakalım. Peki 1, 3 varsa sadece 1, 3 yani 90 derece var bir de BD ile AD birbirine eşitse. BD ile AD birbirine eşitse. Yok bu da olmaz. 90 var. Eşit eşitse muhteşem üçünden dolayı burası da eşit olur. O zaman bu da sağlanır. Bu da sağlanır. 4'ü birden sağlanmış olur. Yine olmadı. Bunu da silelim yine. Peki 1 4 olursa hocam burası 90 derece ve burada alanlar birbirine eşit olursa o zaman bunlar da birbirine eşit olur. Alanlar eşitse şunlar eşit. E 90'ları silen kenar ortaya muhteşem üçlü sağlanır. Yine 4'ü birden sağlanır mı? Sağlanır. Olmadı. O zaman yine bunu da siliyoruz arkadaşlar. Diğerine bakalım şimdi. 90'lık olmayacak şimdi. Hadi bakalım. 90'lık olmadan olsun olay. Şu AD'yi de çizelim de. 90'lık olmadan. Bak 1'i bitirdik. 1-2 yaptık. 1-3 yaptık. 1-4. Siz şıklardan da gidebilirsiniz bu arada. Onu da söyleyeyim. Ben konuyu anlatıyorum diye böyle yapıyorum. 2-3 olursa yani BD ile DC eşit bir de BD ile AD birbirine eşit olursa A hocam muhteşem şu sağlandı 90. O zaman bu da sağlanıyor bu ikisi sağlanırsa. Hatta bu alanların eşit olması da sağlanıyor. Olmaz. E 2 4 olursa hocam yani 2 4 olması ne demek? BD ile DC'nin eşit olması, bir de bu alanların birbirine eşit olması. Başka bir şey olur mu? Burası 90 derece diyebilir miyiz? Hayır. Bunlar eşit olduğu için bu alanlar birbirine eşit oluyor ve diğer 90 derece olmak zorunda değil. Başka şunların da birbirine eşit olması önemli değil. Sadece bu ikisi sağlanmış oluyor. O zaman cevabımız ne yapacak arkadaşlar? 2 ve 4 olacak. Diğeri 3'ü 3 ve 4'ün de sağlanmadığını da bir görelim. Hocam BD eşittir AD. BD eşittir AD. Onu da şurada göstereyim isterseniz. BD eşittir AD. Ve şu alanlarda birbirine eşit demiş. Alanlar eşitse bunlar da birbirine eşit olur. Muhteşem şu sağlanır. 90'lık da sağlanır o zaman. Hem bu hem bu da sağlanmış. Yani dördü birden de sağlanmış olur arkadaşlar. Ee, bizden ne diyordu? İkisi doğru olacak, ikisi yanlış olacak diye soruyordu. O zaman cevabımız şu 2-4 oldu sevgili gençler. Tamam Evet güzel bir soru. Bak ben ne yaptım? Ben bu soruyu nereye yorumladım? Muhteşem. Üçlüye yorumladım. ÖSYM bu sorunun lacivertini yani ben ben aslında lacivertini yazdım da ÖSYM'de o soruyu neye yorumladı arkadaşlar? İkiz kenar üçgene yorumladı. İkiz kenarlıkta da var ya dört tane özellik. Hani ikiz kenar üçgende. Hocam ikiz kenar üçgende çizilen yükseklik kenar ortaydır. Aynı zamanda açı ortaydır hikayesi var ya. Hatta bu alanlarda birbirine eşit olur o zaman. Aynen şuradaki yorumu ikisi sağlanacak diğer ikisi sağlanmayacak yorumu şeklinde sordu ÖSYM. Ben de bu sefer size muhteşem üçlü şeklinde sordum. Her ikisi de aynı mantıkta ve ee, şeyi ee, özel durumu olarak ne sormuşlar? İkiz kenarlık özel durumunu sormuşlar arkadaşlar. Dikkat edin. Ben de size muhteşem üçlü özel durumu ile ilgili öyle bir sözel soru yazdım. Ve hatta o sorunun benzerini 2021, 2021, 2021'de öyle iki tane soru gelmedi. Ben o sorunun iki tane benzerini yazdım size sadece. Bu sefer de soruyu şöyle yaptım. Orta tabanla karıştırarak size soruyu sordum. Bakalım neymiş soru. Bir ABC üçgenin AB kenarı üzerinde bir D noktası vardır. AC üzerinde alınan bir E noktası ile ilgili aşağıdaki 4 ifadeden ikisinin doğru ikisinin yanlış olduğu biliniyor. Yine aynı. İkisi doğru ikisi yanlış olacak. Şimdi ABC üçgeni varmış elimizde. Hemen ABC üçgenine bakalım arkadaşlar. Hoppala hoppala. Ee, ABC üçgeninde AB kenarı üzerinde bir D noktası varmış. AC üzerinde alınan bir E noktası ile ilgili aşağıdaki dört ifadeden ikisinin doğru ikisinin yanlış olduğu biliniyor. Ha burada da bir E noktası varmış. İkisi doğru olacak ikisi de yanlış olacak arkadaşlar. Şimdi şu ikisi doğru olursa DE uzunluğu da diyor ki bize DE uzunluğu da varmış diyor bize. Tamam. Arkadaşlar sadece x doğru ikisi yanlış olacak. Ona bakacağız. Hadi bakalım inceleyelim. Hocam şu eşitlik sağlanırsa bir de paralellik sağlanırsa e, direkt ort taban sağlandı mı sağlandı. Bunlar da eşit olur. Buradaki oran 1'e 2 olur. E, şurada ekstradan şu özellikle sağlanmış oluyor. Hatta burada bunlar eşit bunlar eşitse burası A ise burası da 3A bu da sağlanmış oluyor. Oldu mu? Olmadı. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar şunlar eşit şunlar da eşitken Burası A iken burası ne oluyordu? 3A o diye oluyordu arkadaşlar. x birden sağlandı. Olmaz. O zaman şu kırmızıları siliyorum. Şimdi devamını getirelim bakalım. Hocam 1 2 olmadı. Peki 1 3'e bakalım. Hocam AE ile EC birbirine eşit olup da DE bölü BC 1 2 olursa heh, o zaman cevabımız 1 3 olur arkadaşlar. Ben size ortadan anlatırken dedim ki Ort tabanda da en az iki şart sağlanıyorsa diğerleri sağlanır demiştim. Hatırlıyor musunuz? Evet bu soru bir öncekine göre biraz zor oldu. Çünkü orta tabanda şöyle bir şey vardı arkadaşlar. Neydi bu? Şunlar birbirine eşit. Şunlar birbirine eşit. Paralellik ve 1'e 2 oran olacak. Bu 4 özellikten en az 2 sağlanıyorsa diğerleri de sağlanıyor demiştik. Mesela hocam hem eşitlik hem paralellik. Ya da şu, şurada eşitlik var burada da eşitlik var. Orada da olur. Burada 1'e 2 oran var paralellik var. Bu da olur sadece tek bir durumda sağlanmıyor demiştik. Bir eşitlik olacak, şöyle bir eşitlik olacak. Bir de 1'e 2 oran olacak. Niye? 1'e 2 oran arkadaşlar burası k iken e, burası 2k olduğunda ortaban taban olmayabiliyor. Dikkat edin. Çünkü böyle şurada burası da k olmuş olabiliyor. Ort tabanı olan k mutlaka vardır ama ort tabanı olmayan k da şu şekilde ikizkenar de oluşturabiliriz diye de söylemiştik arkadaşlar. Yani bu durumda olmuyor. Hem eşitlik hem de 1'e 2 durumunda diğerlerinin eşit olması, bunun paralel olması alanlarının da 1'e 3 olarak sağlanıyor anlamına da gelmez. Burada tıkanır kalırız. Cevapta 1'e 3 olur. Diğerlerine bakalım ama biz yine de arkadaşlar. Diğerlerine bakalım. Cevabımız 1'e 3 yaptı. Diğerlerini de sağlanıyor mu sağlanmıyor mu diye bakalım. Şunları bir sileyim isterseniz. Şimdi 1 3'e baktık bir de 1 4'e bakalım. 1 4'e baktığımız zaman olmadığını göstereyim en azından. 1 4 var mı, yok ama 1 4'te sağlanmadığını göstereyim. Hocam A E L E C birbirine eşit olacak. Bir de alanlar 1 e 3 olacak. A iken burası 3 A olacak diyor. Acaba böyleyken sağlanıyor mu? Hocam bakalım alan dağıtalım. Şunu şöyle çizecek olursak çift çizdeki A ise çift çizdeki A'dır. O zaman buraya 2A kaldı. A burası da 2A burası da 2A. O zaman bunlar da birbirine eşit oldu. Orta tabanlık sağlandı. Diğer iki şart sağlanmış oluyor o zaman. Bu da yemedi. 1 3 de yemedi arkadaşlar. O zaman diğerine bakalım şimdi. Diğerine bakalım. Şurada bir şeyimiz vardı. Ee, bir 1'i bitirmiş olduk. Hocam 2 3'e baksak vallahi hem paralellik hem 1'e 2 oran sağlanıyorsa orta taban vardır. O zaman bunlar da eşittir. Bunlar da eşittir. A ise 3A'dır diye söyleriz. Bu direkt olmadı zaten. Hocam 2 4 olsa hem paralellik hem de 1'e 3 alan varsa arkadaşlar yine aynı şekilde bu da şey yapar. Bu da ortada baş şartını sağlar. Çünkü paralellik paralellik varsa e, alanda da var burada. Çünkü benzerlik oranı karesi alanlar oranı eşit ya. Alanlar oranı kare benzerlik oranı olacak. 1 bölü 4 alanlar oranı kare 1 bölü 2 yaptı benzerlik oranı. O yüzden bunlar da birbirine eşit olmuş. Oldu arkadaşlar. O yüzden bunlar da eşitse diğerleri de eşit. Diğer şartlarda sağlanmış oluyor. Bu da olmadı. Yemedi. Şimdi diğerine bakalım biz. En son olarak e, 2'yi de bitirdik. Bir de 3-4 sağlanıyor mu diye bakalım. 3-4'te de hocam hem paralellik olacak hem de yok pardon 1'e 2 oran olacak. Hem burada 1'e 2 oran olacak. Hem de alanlarda da ne olacak arkadaşlar? Burası A iken burası 3A olacak. Ha, dur. Dur. Bu da sağlanmaz. Şıklarda var mı bu? 3 4? Allah'tan şıklarda yok. Ee, biz bu da böyleyken sağlanabilir mi acaba? Sağlanır mı? Bakalım şöyle bir şey yapsak. Şöyle bir e, oran yok ki buradaki oranlamalar yok. 1'e 2 oran var. Ve alanlarda da 1'e 3 olursa evet arkadaşlar bu durumda da sağlanıyor. Çünkü şey yapamıyorum ben burada. Ne derler ona? Bunun paralel olduğunu ispatlayamıyorum. Alan dağıtmaya kalksam. Kalkayım bakayım alan dağıtmaya. Dur. Dur. Kalkayım bakayım alan dağıtmaya. Hocam. 1'e 2 oran var burada. Paralel olduğunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ee, burası A ise buraya B alanı diyecek olursak o zaman buraya 3A B alanı kaldı. E, paralel olduğunu bilmediğimiz için buraya A'ya B, e, B oran varsa burası A'ya e, A B oran varsa burada da eğer şey çıkmış olsaydı A artı B alanı burası. Eğer şu olmuş olsaydı A artı B'yi 3A eksi B'ye böldüğümüzde 3A eksi B'ye böldüğümüzde o da A bölü B çıkarsa bu da A bölü B şeklinde çıkarsa o zaman bu paraleldir deriz. Ama öyle bir durum çıkıyor mu arkadaşlar biz bunu buna böldüğümüzde çıkmıyor ki iki bilinmeyenli bir şeyden e, A bölü B'yi bulamayız arkadaşlar. O yüzden Sanırım 3 ve 4 de sağlanırdı burada. yanlışım varsa şeyde dedi düzeltirsiniz arkadaşlar. Tamam mı? Ama şıklarda olan hangisi? 1 ve 3. Zaten şıkkada şeyi yazmamışım. 3 ve 4'ü yazmamışım. Herhangi bir sıkıntı da burada yok arkadaşlar. Ee, 1 ve 3 olmasaydı şıklarda o zaman 3 ve 4'ü işaretlerdik arkadaşlar. Haberiniz olsun. Tamam. Mı? Evet böylelikle soru çözümünü bitirdik. Yalnız dikkat. Şimdi soru çözümünü bitirdikten sonra isterseniz şu soruları yorumlayalım. Hadi yoruma başlıyoruz. ÖSYM nereden nereye gelmiş? Ya son soruya ba bakalım mı önce? Öncelikle son soruya bakalım mı? Sadece alan mı içeriyor? Hayır. İşte burada alan dağıtma olduğundan dolayı ben alan konusu içerisine yazdım arkadaşlar burada. Valla dikkat ettiniz mi? 2018'den sonra yeni nesil sorularda hiç alan sormamış. Hiç sormamış hem de. Ya sormuş da sadece burada bir alan dağıtma olduğundan dolayı alan içine aldım aslında ben. Normal bildiğimiz daha önceki şu tarzlarda soru falan yazmamış. O yüzden ben şu yorumu yapamıyorum maalesef. Alanla ilgili kesinlikle yeni nesil soru gelebilir. Yorumunu yapamıyorum. Ya kitaplara baktığınız zaman da e, alanla ilgili çok fazla yeni nesil soru göremiyoruz sanki. Değil mi? Ya da benim konu anlatımına baktığınız zaman. Tamam ben yine bir şeyler yazmaya çalıştım ama e, çok fazla... Böyle yeni nesil soru yok alanda çok yazamıyoruz gibi bir şey. Çünkü yani alanı sorarken o kağıdın üstünde olmalı. Yani yeni nesil soru dediğimiz şey de yani resim koyup da altında açıklama yazıp da öyle sorular değil biliyorsunuz. E, genelde düzlemsel olduğu için kağıt üzerinde olacağı için yüzey alanı sorulacağı için arkadaşlar e, yeni nesil sorulamıyor. Yani çok fazla sorulamıyor diyebiliriz. Ama tabi cuk diye oturturlar bir yenilesine. Onda da mahcup da olmak istemem yani açıkçası. Ee, ama siz alanla ilgili bizim gösterdiğimiz yolları, yöntemleri bildiğiniz zaman yenilesi soru da gelse yine rahat bir şekilde yaparsınız. O anlamda da rahat olun arkadaşlar. Ee, alanla ilgili kısımda soru geldiği zaman genelde e, 3-4 konu birden iç içe oluyor. Çünkü ben size hep söyledim. Alan konusu sadece alan değil işte e, taban çarpı yükseklik bölü 2 ve alan dağıtma genelde kullanılmış. Burada ÖSYM'nin sorduğu sorularda. Ve sinüs alan formülünü hiç sormuş mu? Sormamış. Sinüs alan formülünü sinüs alan formülüyle ilgili soruyu soracaksa da trigonometride sorar diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Yani matematiğin içerisinde sorar diye tahmin ediyorum. E, genelde benzerlik alan ilişkisini sormuş. Yani her şeye değinmeye çalışmış. Bir tek açı ortay, e, açı ortay alan ilişkisine böyle çok fazla girememiş. ÖSYM genelde alan dağıtmayı çok fazla kullanmış sorularında. alan kaydırmayı kullanmış. Alan dağıtmayı ama genelde çok fazla kullanmış arkadaşlar. Bir soruda da e, tabanlar aynıyken yüksekler oranı alanlar oranına eşittir. Onu kullanmış. Çok da güzel bir soru olmuş o. Başka bir şey var mı? Benzerlik alan ilişkisinde ÖSYM seviyor. Kullanmayı seviyor. Ee, bir de alanla ilgili ağırlık merkeziyle ile alakalı diyeceğim ama ağırlık merkeziyle de çok fazla alakası yok aslında şuraya baktığın zaman e, alanın Bu da benzerlik ort tabanla alakalı bir soru Aslında ee, yeni neil bir soruda gelirse zaten bu bilgiler ışığında yapılacaktır büyük ihtimalle sıkıntı yaşayacağınızı da zannetmiyorum arkadaşlar ee, alanla ilgili maalesef çok yorum yapamıyorum Çünkü elimizde kısır bilgiler var ee, 2018'den sonra da e, hiç soru sormamış Önümüzdeki sene artık büyük ihtimalle bir yorum yaparız gibi geliyor. Çünkü e, gördüğünüz üzere yeni soru yok. Ondan dolayı arkadaşlar 2018'den sonra bir soru sormuş. O da alan dağıtma ile alakalı bir soru. Başka da bir soru yok arkadaşlar. Neyse o zaman videoyu burada sonlandıracağız. Burada size çok faydamız dokunmadı. En azından burada size şu anlamda yorum anlamında faydamız dokunmadı. Soru anlamında faydamız dokundu arkadaşlar. Keşke videonun başında söyleseydim buraya da gelmeseydiniz yani. Neyse kusura bakmayın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonraki videoda da arkadaşlar geriye kalan konular ikizkenar eşkenarla eş kenarla ilgili açık açık, ıı, açık kenar bağıntıları ile ilgili ondan sonra bir de üçgende merkezlerle ilgili sorular kaldı. Onlar da birer ikişer olduğu için arkadaşlar onların da hepsini bir videoda yani bundan sonraki videoda toplayacağım o videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.